Değerli arkadaşlar, siyasi iktidar Karadeniz bölgesini enerji üssü haline getireceğim anlayışıyla geliştirdiği termik santral projeleriyle aslında bölgeyi tam bir termik santral cehennemi haline dönüştürmenin adımlarını atmaktadır. Özellikle Bartın ve Zonguldak'ta yoğunlaşan bu projeler bölgenin çevresini, doğasını yok edecek ve bölgede yaşayan tüm insanların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını elinden alacak boyutlara ulaşmıştır. Ben bu kürsüden Batı Karadeniz'in incisi, 3000 yıllık tarihi geçmişi olan mavi ve yeşilin birlikte anıldığı eşsiz doğal güzelliğe sahip Amasra'da kurulmak istenen termik santrala ilişkin görüşlerimi sizlerle defalarca paylaştım. Amasra'nın kalbine saplanan, hançeri tutan el ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Üzülerek belirtmek isterim ki göz göre göre işlenen bu cinayetin asıl faili Çevre Bakanı sorumluluğuyla değil, Enerji Bakanlığı'nın talimatlarını yerine getiren bir bürokrat gibi hareket eden Sayın Mehmet Özasaki'dir. Ne oldu? Ne değişti? Kimler devreye girdi? Kimler baskı yaptı da bakanlığın daha önce almış olduğu tüm kararlar hiçe sayılarak önce ÇED onaylanıp nihai hale getirildi. Peşinden 1/25.000 ölçekli plan değişikliği yapılarak daha önce bakanlık tarafından uygun görülmeyen, yapılması kesinlikle kabul görmeyen aynı yerde hukuksuz ve usulsüz bir şekilde termik santralın önü açıldı. Değerli arkadaşlar, bölge için yaptırılan ve bölge için çevre anayasası niteliğindeki plan ne diyor? Amasra'da var olan kömür tesislerinin çalıştırılabileceği, yerine yeni kömür tesislerinin kurulabileceği ve kömür üretimine devam edilebileceği, ancak üretilen kömüre yönelik kurulacak enerji santrallarının planlama bölgesi içerisinde yer alan Filyos yatırım havzasında yapılabileceği açıkça belirtiliyor. Bu plan Amasya'nın doğal, tarihi ve kültürel tüm değerlerini korumayı birinci vazife olarak görüyor ve diyor ki Amasya benim korumam altındadır. Benim ortaya koyduğum hükümler içinde Amasra'da termik santral kurulamaz. Kurulacak yer bellidir. O da Filyos yatırım havzası ya da başka bir yerdir. Bütün bu hükümler bugün de güncel ve doğru. O zaman bir kez daha soralım. O günden bugüne ne değişti? Ne değişti de bakanlık kararını değiştirdi? Yoksa dün halkı siz kandırıyordunuz da bugün firma mı sizi kandırdı? Yoksa yine mi aldatıldınız? Lütfen Sayın Bakan çıksın ve kamuoyuna bunu açıklasın. Usulsüz ve hukuksuz bir şekilde tam da oldu bitti anlayışıyla verilen bu karar Amasra için idam fermanı niteliğindedir. Bakan bu idam fermanı ile daha önce termik santralı için sıkı sıkı kilitlenen kapının anahtarlarını kendi elleriyle firmaya altın tepsi içinde teslim etmiştir. Bunun adı cinayet değil de nedir? Bir şehrin, bir kültürün, bir doğanın katledilmesi, hukukun katledilmesi değil de nedir? Bakanlık göz göre göre cinayet işledi demem de bu yüzdendir. Şimdi soruyorum sizlere, aradan geçen 8 yılda ne değişti? Amasra kamuoyuna duyurulmadan demir çelik sanayi ya da diğer sanayi alanları veya organize sanayi bölgesi mi oldu? Hayır, böyle bir şey yok. Bakan bir oldu bittiyle Amasra'ya termik santralın kurulmasının önünü açıyor. Amasra'ya kıyıyor. O nedenle bakanı ve bakanlık bürokratlarını tarih ve Amasra halkı asla affetmeyecektir. Gelin Amasra gibi 3000 yıllık tarihi olan eşsiz kültürel ve doğal güzelliklere sahip çıkın. Gelin Amasra ve Bartın halkının feryadına kulak verin. Gelin araştırma önergemize destek verin. Tarihe, kültüre, doğal güzelliklere sahip milletvekili olarak sizler tarihe geçin. Hepinizi sevgi ve saygı.